Merhaba arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle önümde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız kenar tığlamamızı havlu kenarlarında battaniye kenarlarında kundak kenarlarında ya da örgü ile yaptığımız gerek tığ işi gerekse şiş ile ördüğümüz örgülerin kenarına tığlamak için bu güzel modelimizi kullanabiliriz modelimiz tek sırada tamamlanmakta hem buradaki kıvırma yani katlama payının kenarına yaptığımız bölüm hem üzerine ördüğümüz bölümümüzü aynı anda ilerleterek e, bitirmekteyiz. Yani geri dönme yok. Tamamını bir seferde örerek geçiyoruz. E, ben 2 numaralı tığımı kullandım ve biraz lif ipi kullandım. Modelim için sizler kullanacağınız zemine göre bobinlerle daha kalın iplerle çalışabilirsiniz. 2 numaralı da tığım oldu tığım var Evet şimdi bu güzel çalışmamıza geçelim ama öncesinde kanalımıza abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz Evet kolay gelsin diyerek hemen yapımıza başlayalım kolay gelsin bir tane tığıma zincirimi çekip düğümümü atıyorum başlayacağımız köşeye geliyorum son taraftan batıyorum hemen dikiş katımın dibine batıyorum şu şekilde düğümümün uzantı ipini ve e düğüm kısmını arkada bırakıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekip şu aradan geçiyorum burası tabi biraz sert olduğu için zor geçmekte Evet burayı geçirdim tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Battım bakınız kenardan. 3 zincir çektim. Köşeye girdim. Tekrar köşeden çıktım 3 zincirimle. Geri geldim. Başına iki defa doluyorum tığımın ve hemen şöyle dibine batıyorum. Ve ikişer ikişer çekiyorum. 1 2 3 ikişer ikişer çektim yukarıya çıktım 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum tığımın başına iki defa doluyorum ve buradaki bölüme zincirimle birlikte toplam 8 tane trabzanım örüyorum ve her birine ikişer defa doluyorum 3 oldu 4 5 6 7 ve 8 şöyle sayıda kaçıran arkadaşlarımız için yeniden şöyle bir toparlamak istiyorum bakın 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 trabzanlarım tam olduktan sonra aşağı doğru giriyorum ipimi arkadan alıyorum şu şekilde kapatıyorum tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa başını doluyorum ve biraz ileriye gidiyorum. 1 santim kadar çıkıyorum. 2 defa başını doladığım için ikişer ikişer alarak kapatıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 4 zincirimi çektikten sonra tığımı çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 5. trabzana giriyorum. Buradan ilmeğimi takıyorum. Bu tarafa geçirdim. Ve buraya 4 zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. Ve şuradaki görmüş olduğumuz araya zincirim de dahil olacak şekilde 8 tane trabzanım örüyorum. Birinci zincirimiz 2, i̇ki, tabi ikişer doladım diğerlerini. Yani ikişer doluyalım 3 4 5 6 7 biraz ipimizi alalım ve 8 8 tane trabzanımı ördüm 8. trabzanı ördükten sonra Buradaki şu zincirimizin üzerine gelerek bir tane sık iğne ile burayı kapatıyorum. Ve sonrasında 1 2 3 4 zincir çekiyorum sık iğnemin üzerine. Aradaki kalan bu bölüme yine 8 tane başına iki defa doladığım trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Birincisini ördüm. 3 oldu. Zincirimizi de sayıyoruz. 5 oldu. Şimdi 6'yı örüyorum. 7 ve 8. Modelimizin ilkini bu şekilde bakınız. Kurduk. Ne kadar güzel sarı renginde ayrıyeten çok sevmekteyim Evet 8. ördükten sonra başını dolamadan direkt giriyorum şöyle bakın denk geldiği yere şu şekilde tuttuğumuzda zaten belirli olacaktır bir defa da kapatıyorum Evet birinci modelimizi bu şekilde tamamladık hemen dibine battım ve bakın bu modelimizin birebir tekrarıyla diğer modellerimiz yani diğer yapacağımız çalışmalar aynı şekilde tekrar edecek. Hiç farklı işlem yapmayacağız. Aynı işlemlerimizin tekrarıyla ilerleyeceğiz. Şimdi araya 3 tane zincirimi çekiyorum ve devam ediyorum. 1 2 3. 3 zincirimi çektim. Şöyle baktığımız zaman zaten bakın şöyle tuttuğumuz zaman Yeni başlayan arkadaşlarımız için göstermek istiyorum. Yani göz kararlı yapıyoruz aslında. Çekiyorum. Elimizde de düzeltelim. İyice elimiz alışana kadar kapatalım. 1 2 3 tane çektim zincirimi. 2 defa başını doluyorum. Biraz daha ileriye geçiyorum ve ikişer ikişer çekiyorum. 1 2 ve 3 ikişer ikişer çektim tekrar yukarıya dört tane zincirimi çekiyorum ve bu taraftan sayıyorum 1 2 3 4 5 5. trabzanımdan giriyorum ilmeğimi buraya bağlıyorum ve dört tane zincirimi çekiyorum bu noktaya 1 2 3 ve 4 iki defa doluyorum zincirimde dahil 8 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum 2 oldu. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane trabzanımızı ördüm 8. trabzanımı ördükten sonra şuradaki tam birleşme noktasına gelerek bir tane sık iğne yapıyorum sık iğnemin üzerine 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum ve tekrar kalan bu noktaya 8 trabzanımı örüyorum 2 defa doluyorum zincirimle birlikte 2 3 4 5 6 7 ve son 8 Sayıp kontrol edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 her grubumuzda 8'er tane trabzanımız bulunmakta. Şimdi bakın zaten yere şu şekilde geldi. Buraya başını dolamadan sabitliyorum. Katını altından giriyorum. Şu şekilde buraya sabitledim. Diğer modelimi kurmak için yine hazırım. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 ve 3. Yeniden şurada görmüş olduğumuz gibi modelimizi yeniden kuruyoruz. Başını doluyorum atıyorum ileriye ikişer ikişer çekiyorum 1 2 ve 3 üzerine yine burada yapmış olduğum işlemimi tekrar ediyorum ben şimdi biraz örerek modelimi ilerletiyorum daha sonra yeniden görüşelim Evet sevgili arkadaşlar birbiri ardınca örerek modelimizi kurduk çok çok güzel oldu bakınız çok da kolay çok şık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.